Hepinize merhaba arkadaşlar. Ekim ayı müfredatında neler var onlara bakacağız. Canan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce 5 ve 6'yı görelim sonra konuşalım, tabii olur mu? 5 ve 6. sınıfın konuları ekrana geliyor. Küçük bir hatırlatma. Bu müfredat okullara göre bazı ufak değişiklikler gösterebilir. 5. sınıflar Türkçe'de kökler ve ekler, matematikte doğal sayılı işlemler ünitesiyle Ekim ayına başlıyor. Özellikle fen bilgisinde canlılar dünyası ünitesinde mantarlar konusu detaylı işlenecek önemli konulardan biri. 6. sınıf Türkçe'de isimler, sıfatlar, matematikte çarpanlar ve katlar, fen bilgisinde vücudumuzdaki sistemler, sosyal bilgilerde biz ve değerlerimiz ile Ekim ayına başlanıyor. Özellikle çarpanlar ve katlar ünitesi LGS matematikte temeli oluşturan konulardan biri olduğu için hem bu yıl hem de sonraki yıllarda sık sık karşımıza çıkacak. Evet, 5 ve 6. sınıfın konularını gördük. Hocam Eylül'ü atlattık. Ekim ayında öğrenci arkadaşlarımızı neler bekliyor? Evet, Eylül oldukça hareketli bir ayda. Okullar yeni açıldı, eksiklerimiz vardı, onları tamamladık. Bu ay içerisinde ders çalışmaya başlayan arkadaşlarımız da oldu. Onlar bir adım önde diyebiliriz. Ama Ekim ayı başlamayan arkadaşlarımız için aslında bir telafi ayı. O yüzden hiç zaman kaybetmeden sağlam bir ders çalışma programıyla ders çalışmaya başlamaları lazım. Çünkü Ekim ayı demek aynı zamanda yazılıların yaklaşması demek. O yüzden öğrencilerin hiç vakit kaybetmeden, hiç gün kaybetmeden ders çalışmaya başlaması gerekiyor. Süper hocam. O zaman 7 ve 8. sınıfta neler var? Onların bir de konularına bakalım. 7. sınıflar Türkçe'de sözcükte anlam, matematikte rasyonel sayılar, fende hücre bölünmeleri ve sosyal bilgilerde iletişim ve insan ile Ekim ayına başlıyor. Türkçe'de cümlede anlam konusu hem LGS hem de okuldaki yazılılar için oldukça önemli. 8. sınıflar Türkçe'de söz gruplarında anlam, matematikte üslü ifadeler, inkılapta ise milli uyanış ünitesiyle Ekim ayına başlıyor. Kilit bir bilgi. Fen bilgisi dersinde DNA ve genetik kod ünitesinden 2018 ve 2019 LGS'de 3'er soru gelmişti. Evet, 2006 ve 2007 tayfanın konuları da böyleydi. Hocam hem LGS'ye girecek arkadaşlar için hem diğer öğrenci arkadaşlarımız için sosyal medya biraz problem. O evet. Telefonu elimizden zor bırakıyoruz. Bu konuda ne önerirsiniz bize? Evet, sosyal medya aslında hepimizin elinin altında olan bir şey. Bazı yerlerde hepimizi de aslında kısıtlayan bir şey. O anlamda öğrencili arkadaşlarımızın bir tık daha dikkatli olması gerekiyor. Neler yapabilirler? Sosyal medya en çok nasıl ulaşabiliyoruz biz sosyal medyaya? Telefonla ulaşabiliyoruz. O yüzden telefona bir sınırlama getirmek gerekiyor aslında. Öncelikli olarak ders çalışmayla birlikte telefonu kullanma işinin olmadığına ikna olması lazım öğrencilerimizin. Yani ikisi aynı anda olacak şeyler değiller. O yüzden ders çalışma saatlerinde olabildiğince telefonu farklı bir odaya koymak, sessize almak, gözle görülmeyen bir yerde tutmak daha sağlıklı. Hatta belki ortaokul öğrencilerimiz için aile üyelerinden yardım istemek de işe yarayabilir. Anne, ders çalışana kadar telefonum sende kalabilir mi? Çok mantıklı. Gibi evdeki birinden yardım isteyebilirler. Önemli olan ders çalışma saatinde telefonu gözümüzün önünde tutmamak, olabildiğince uzak tutmak ve gün içerisinde kendimize belki sosyal medyaya girme süresi noktasında kısıtlamalar getirebiliriz. Ve tabii ki WhatsApp grupları bizi oldukça oyalıyor. O yüzden gereksiz WhatsApp gruplarından çıkabiliriz. Çok gerekli olmadığı sürece yeni bir WhatsApp grubuna eklenmeyebiliriz. Bu anlamda da oldukça zaman kazanırız diye düşünüyorum. Peki hocam, o zaman lise müfredatına da bakalım. 9, 10 ve 11. sınıfta neler var onları görelim. 9. sınıf Türkçe'de hikaye, matematikte kümeler, fizikte madde ve özellikleri, kimyada atom modelleri ve tarihte insanlığın ilk dönemleri üniteleri var. Ayrıca denklem ve eşitsizlikler ünitesindeki mutlak değer konusu oldukça önemli. 10. sınıfa geçtiğimizde Türkçe'de hikaye, matematikte binom açılımı, fizikte elektrik ve manyetizma konusuyla başlanırken kimya ve tarihte iki kapsamlı ünite işleniyor. Ayrıca fiilimsi ve yazım noktalama gibi dil bilgisi konuları hem TYT hem de AYT'de karşımıza çıkarken matematikte fonksiyonlar konusu AYT'nin en önemli ve temel konularından biri. Son olarak 11. sınıflar Türkçe'de Cumhuriyet dönemindeki hikaye ve matematikte trigonometrik fonksiyonlar, coğrafyada ise nüfus politikaları ve Türkiye'nin nüfus projeksiyonları konusuyla başlıyor. Yine kilit bir bilgi. AYT biyolojideki 13 sorudan neredeyse yarısı insan fizyolojisi ünitesindeki sorulardan geliyor. Evet, lise müfredatı da bu şekildeydi. Hocam ben videolara gelen yorumları okumayı çok seviyorum. Arkadaşlarımızdan genellikle şöyle yorumlar geliyor. Biz LGS'yi çok zor zannediyorduk fakat gördük ki 9 ve 10. sınıf çok daha zormuş. Gerçekten lise bu kadar zor mu hocam? Evet, lisenin bir tık daha zor olduğunu kabul edebiliriz aslında. Çünkü işin içine bir sürü ders girmiş oluyor. Fen dersi 3'e ayrılıyor, fizik, kimya, biyoloji. İnkılap dersi 2'ye ayrılıyor, tarih, coğrafya gibi. Dolayısıyla ders sayısı arttıkça öğrencinin yazılı sayısı artıyor. Daha çok ders çalışmaya zaman ayırması gerekiyor. Bir yerde sorumluluğu daha da fazla artıyor. Sanırım öğrencilerin korktukları noktada bu. Ama korkulacak bir şey yok. Düzenli bir ders programıyla, düzenli bir çalışma sistemiyle başarılı olabilirler. Hocam o zaman size son bir sorum var. Derslerde, hatta sınavlarda başarılı olmak için size bir taktik verin desem ne söylersiniz? Bence öğrencilerin her şeyden önce bilinçli olması gerekiyor. Neden ders çalışıyorlar, nereye varmak istiyorlar, bunun farkına varmaları gerekiyor. Bu da sanırım hedef belirlemeyle alakalı bir şey. Eğer bir hedefi varsa öğrencinin o konuda bilinçli oluyor ve ders çalışma, işte tekrarlar yapma beraberinde geliyor. Bizim Doğan Akademi'de de hedef belirlemeyle ilgili çektiğimiz detaylı bir video var. Eğer isterlerse onu da izleyebilirler. Oldukça yardımcı olacağını düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekleriz sizi inşallah. İnşallah. Kasım ayı müfredatı ile tekrar karşınızda olacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.